Merhaba arkadaşlar, temel matematik kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve faktöriyel konusu. Evet, birçok öğrencimizin gerçekten çok zorlandığı ve ÖSYM'de bunu sık sık kullandığı soru tarzları. Kitabımız temel matematik kampında buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Notları verdikten sonra 11 tane sendeyiz. Şimdi soruları var ve güzel kaliteli sorular. Özellikle sonlara doğru arkadaşlar böyle denemelerde çıkan zor tarzı soruları koydum. Ama ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Kademe kademe işleyeceğiz ve temel matematikte faktöriyelle ilgili hiçbir sorunuz kalmayacak. Ta ki TYT matematikte de bunları kullanacaksınız ve farkının olmadığını göreceksiniz. Sloganımız neydi? Kim korkar matematikten ve korkmadığınızı göreceksiniz. Hemen başlıyorum faktöriyel. Arkadaşlar öncelikle faktörün bir tanımını verelim. Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımını denir. Yani biz ardışık sayıları öğrendik ya 1, 2, 4, 5. İşte onları çarparsanız faktöriyel ve burada n faktöriyel ünlem işaretiyle gösterilir. O zaman faktöriyelin aslında gösterimi neymiş? Ünlem işareti. N faktöriyel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nokta nokta n'e kadar giden sayılar. Bazı faktöriyeller var. Bunları bilmek zorundasınız. Ya tutup da size 10 faktöriyeli 15 faktöriyelin hesabını yaptırmaz. Ama 0 faktöriyel 1'e eşittir. Bu bir kalıptır arkadaşlar. 0 faktöriyel eşittir 1. Bunu bilmeliyiz. 1 faktöriyel nedir? Bir tane çarpıyorum 1. 2 faktöriyel bakın 1, 2. Sonuç nedir? 1, 2. Sonuç 2'dir. 3 faktöriyel 1, 2, 3'ün çarpımı 6. 4 faktöriyel 1, 2, 3, 4 çarparsam ne olur? 24. 5 faktöriyel de 1, 2, 3, 4, 5 çarparsam 120. Belki 6 faktöriyel de bilsek iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 120 ile de 6'yı çarptığım zaman 720. Bundan sonraki faktöriyelleri ezberleme. Çünkü sana ezber sormuyor burada. Ama 0 faktöriyelin 1 olduğunu bileceksin. Ve şuna da dikkat et. Faktöriyeller arasında 0 ve 1 faktöriyel tektir. Diğerleri hep çifttir. Neden? Çünkü içlerinde 1, 2 vardır diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. İşlerinin sonucu kaçtır? 5 faktöriyel kaçtı? 1'den 5'e kadar çarptım. 120. 4 faktöriyel kaçtı? 1'den 4'e kadar çarptım. 24. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1, 0 faktöriyel de 1. Bakın eksi 1, eksi 1'i götürdü. 6, eksi 2, burası 4. 120'den 24 çıkarsa 96 artı 4. Sonuç nedir arkadaşlar? 100'dür. Şimdi gelelim. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel sayıları sadece tek sayılardır. Diğerlerinin hepsi çifttir. Bunu unutmayın, bilgi olarak bilin. Ve diğer bir ifademizde 5 faktöriyel ve sonrasında gelen tüm faktöriyellerin birer basamağında bulunan rakam her zaman 0'dır. Neden arkadaşlar? Şundan dolayı. Şimdi 5 faktöriyeli açtığımız zaman 5, 4, 3, 2, 1. Çarptığımız zaman ne oluyor? Bakın bir tane burada 5 kere 4, 20, 60, 120. Bir tane 5 ve bir tane 2, hatta şöyle maviyle yazalım. 2'nin çarpımı 10, diğerlerini çarpsam bile bir tane 0 gelecek. O zaman 10 faktöriyelin içinde 2 tane 5 var. Neden 2 tane 5 var? 10 faktöriyel bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da arkadaşlar 2 ve 5 çarpımı olduğu için bakın bir burada 5 var, bir de burada 5 var. O yüzden bu faktöriyellerin sonuçların her zaman sonu ikisi 0'dır. 15'ten 19'a kadar 15'te 3 tane 5 var. 5, 10, bir de 15'te 5. O zaman son rakamı 3 tane 0. İşte 20'den 24'e kadar 4 0 iken 20'de 4 0 varken 25'te 5 0 var demiyorsunuz. Çünkü 25 faktöriyeli açtığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, bir 5 geldi. 6, 7, 8, 9, 10'da bir 5 geldi. 15'te bir 5 geldi, 20'de bir 5 geldi ama 25'te 2 tane 5 geldi arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bunu öğreneceğiz. İçerisindeki 5'leri nasıl bulmayı ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var. O zaman 6 tane 0 var demektir. Faktöriyelleri birbirine benzetebiliriz arkadaşlar. Önemli bir bilgi bu. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben 6, 5, 4, 3, 2, 1'i 6, 5 çarpı 4 3, 2, 1'i de 4 faktöriyel şeklinde yazdım da bakın 6 faktöriyeli kaça benzettim? 4 faktöriyele benzettim. 30 tane 4 faktöriyel. Şimdi 10 faktöriyel 9 çarpı 10. Bakın 9 faktöriyele benzettim. Ya da 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10. Yani istediğiniz faktöriyeli bir alttaki faktöriyele benzetip kalanı çarpım şeklinde yazabilirsiniz. 10 faktöriyeli 6 faktöriyele benzettim. Sonra kalanlar kim? 6'dan sonra 10'a kadar sayacağım. 7, 8, 9, 10. Yani şu arkadaşlar. Mesela 17 faktöriyel bana diyor ki 15'e benzet. O zaman 15 faktöriyel yazdın. 17'ye kadar gitmem lazım. O zaman 16 çarpı 17.
Yani 16 çarpı 17 tane 15 faktöriyel. Peki n faktöriyel? N faktöriyel n eksi 1 çarpı n, bir geriye gidiyorsunuz. N eksi 2 faktöriyel n eksi 1 çarpı n, bir geriye gidiyorsunuz. N artı 1 faktöriyeli benzetelim. Şimdi n artı 1'i yazdınız. N artı 1 sonra n geliyor. Sonra n eksi 1 geliyor. Sonra n eksi 2 geliyor. Nerede durmak ya da nereyi benzetmek istiyorsanız orada duruyorsunuz. Onun sonunda bir faktör atıyorsunuz. Bakın n artı 1 faktöriyeli kime benzettim? N eksi 2 faktöriyeli benzettim. Nerede işime yarayacak? 4 işlemlerde işime yarayacak diyorum ve yan sayfaya geçiyorum. Faktöriyellerde işlem yapılırken ilk önce faktöriyeller birbirine benzetilir. Benzetme her zaman küçük olan faktörlere göre yapılır. Çünkü dediğimiz gibi 4 işlemi kullanacağız. Toplama ve çıkarma işlemini yapmadan önce faktöriyeller birbirine benzetilir ve katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkartılır. Şimdi arkadaşlar ben 5 faktöriyel 6 faktöriyel toplayacağım. Yazma 11 faktöriyel. Hataya düşersin. Küçük olan kim? 5 faktöriyel. O zaman 6'yı 5'e benzeteceğim. 5 faktöriyele dokunmuyorum. 5 tane 6. Yani 6, 5, 4, 3, 2 gidiyorum ya. 6, 5 artı faktöriyel koyuyorum. O zaman 6 çarpı 5 faktöriyel. Bakın burada 6 tane var. Burada 1 tane var aslında. Toplamda ne yaptı? 1, 6, 6'dan 5 faktöriyel çarpı 7 ya da 7 tane 5 faktöriyel. Hemen örneklerimize bakalım hızlı hızlı. Kime benzeteceğim arkadaşlar? 7'yi 6'ya benzeteceğim. O zaman 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 tane 1 tane 8 tane 6 faktöriyel. 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Bu sefer küçük 8'i 7'ye benzeteceğim. O zaman 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. 8 taneden 1 tane çıktı. 7 tane 7 faktöriyel. 20 ve 19. 19'a benzeteceğim. 20. Sonraki genel sayımız 19 faktöriyel. Artı 19 faktöriyel. Ne yaptı? 21 tane 19 faktöriyel. 12 ve 11. 12 çarpı 11 eksi 11. 11 faktöriyel ile benzettim. Şu faktöriyelimizi yazalım. Burada da faktöriyel. 12 tane 11 tane 12 tane 11 faktöriyelden konuşamadım bir türlü. 11 faktöriyel çıkartırsak 11 tane 11 faktöriyel. Peki hocam benzeteceğimiz şöyle olsa mesela 15 faktöriyel eksi 13 faktöriyel. Bunu nasıl benzeteceğim? Bu sefer küçük olan kim? 13. O zaman 15, 14, sonra 13 yakaladım benzerliği. Faktöriyeli koyuyorum. Eksi 13 faktöriyel. 15 çarpı 10, 150, 60, 210 tane 13 faktöriyelden bir tane 13 faktöriyel çıkartırsam bu da ne yapar? 209 tane 13 faktöriyel kalır diyoruz. Mantık bu. Faktöriyellerde bölme işlemi arkadaşlar yine aynı kural. Bölme yapmadan önce faktöriyel en küçük olanı faktöriyele benzetilir ve sonra sadeleştirme işlemi yapılır. 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Şimdi onu hemen 9 çarpı 10'dan benzettim. Bakın sildim. 10. 15, 13. 15'i 13'e benzettim. 13, 14, 15 bölü 13'ten 13'ler gitti. 14 çarpı 15, 210. Ve hemen bir notumuz var. Aslında bunu vermiştik. Faktöriyelleri harfli olarak birbirine benzetme. N faktöriyel geriye doğru gidiyorsunuz. N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3, 3, 2, 1 açtım. N artı 1 faktöriyel, N eksi 1 faktöriyel, N artı 1. Ya da bazen öğrencimiz söyledi. Hocam geriye doğru gitsem daha kolay olur. N artı 1, bir geri git, N. Bir geri git n eksi 1. Durmak mı istiyorsun? O zaman durduğun yere faktöriyeli koyuyorsunuz. Mantık bu. N artı 2. Bakın n artı 2. Bir geri geldim. N artı 1 n eksi 1. N eksi 2'ye benzeteceğim. O zaman n eksi 2 faktöriyel diyoruz. Ve diğer sayfaya geçiyorum. Hemen bir örneğimiz var. 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel işlemin sonucu nedir? 10 faktöriyeli bana 8'e benzet diyor aslında burada. O zaman hemen yazıyorum. 10, 9, sonra 8 geliyor. Faktöriyeli yazıyorum. Bölü 8 faktöriyel. Bakın gitti. O zaman cevap kaç? 90. Olay bu kadar basit. Hemen hem toplama hem bölme. 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Önce benim bu ikisini toplamam lazım. Yine benzetme yapıyorum. 9 faktöriyel artı 10 tane 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. 10 tane, bir tane de burada var. 11 tane 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Bakın gitti. Cevap ne kaldı? 11. Hemen şuraya bir not yazalım. Kısa yolu var arkadaşlar bunun. Bu sorunun içerisinde en küçük bölmeli olan sorularda özellikle. En küçük kim var? 9 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar 9 faktöriyel gördüğünüz yere 1 yazın. Şimdi bunu açtığım zaman 9 faktöriyel, 10 faktöriyel ben 9'u arıyorum. O zaman bu 10 çarpı 9 faktöriyel. Aşağıda da 9 faktöriyel var. Şimdi ben her 9 faktöriyel gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 10 çarpı 1 bölü 1. Yukarısı ne oldu? 10 çarpı 1 10. Şu artıyı şöyle yazalım. 10 artı
çarpı 1 10, bir daha 11 bölü 1'den cevap nedir arkadaşlar? 11'dir. Özellikle uzun sorularda bu benzetme yöntemini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Evet, yine bir uzun bir soru. O zaman benzetmeyi kullanalım. En küçük olan kim? 4 faktöriyel. Ben 4 faktöriyel gördüğüm yere 1 yazacağım. Ama öncelikle hepsini 4 faktöriyel çevireceğim. 5 çarpı 4 buldum. 4 faktöriyel artı 6 çarpı 5 çarpı, hala bulamadım 4'ü. Tekrar yazdım. 4 faktöriyel buldum. Aşağısı 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyel gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Yani daha doğrusu bunları 1 olarak görüyorsunuz. O halde arkadaşlar 5 artı 6 kere 5 30 bölü 5 artı 1. Ne yaptı? 35 bölü 6 yapmış oldu doğru cevabımız. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Bu sefer n'li gelmiş karşıma. Hiç sorun değil. N artı 1'i n'e benzeteceğim. O zaman n artı 1, bir geri gel. N. Yakaladım mı? Benzeteceğim. Evet. O zaman faktöriyel yapıştırdım. N faktöriyel. Bakın gitti. O zaman cevabımız N artı 1'dir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bu sefer küçük olan kim? 8 faktöriyel. Benzet arkadaşım 8 faktöriyel. 10, 9, 8 faktöriyel. Eksi 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. 9, 9 çarpı 8 faktöriyel. Şimdi götür. 8 faktöriyellere 1 koy hemen. 1 koy. Ne oldu burası? 10 çarpı 9, 90 çarpı 1, 90 eksi 9 bölü 1 artı 9 çarpı 1, 9. Yukarısı ne yaptı? 81 bölü 10'dan. Bu da ne yapar? 8,1 olarak kalabilir. Diğer örneğimize bakıyoruz. Çarpma işlemi arkadaşlar. Yine benzetin en küçüğüne. En küçük kaç? 11 faktöriyel. O zaman 12 çarpı 11 yakaladım. Faktöriyel bölü 11 faktöriyel çarpı 3. Bunlar da kendi arasında. Bakın burada bölme, burada da bir bölme var. O zaman 3 ile 4'ü de 3'e benzetiyorum. 3 faktöriyel bölü 4 çarpı 3 faktöriyel. Bakın 11'ler gitti, 3'ler gitti. Yukarıda 12 bölü 1 kaldı. Sağ tarafta da 1 bölü 4. Çarparsak ne olur? 12 bölü 4'ten cevabımız 3'tür sevgili gençler. Bu sayfayı da bitirdik. Hemen yan sayfaya geçiyorum. 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 2 faktöriyel bölü 8 çarpı 2 faktöriyel işlemin sonucu kaçtır? Şimdi yukarıda bir toplama var. Aşağıda da 8 çarpı 2 faktöriyel var. Şimdi yukarıda en küçük kim? 2. Aşağıda da 2. O zaman hepsini 2'ye benzetiyorum. 4, 3, 2 faktöriyel artı 3, 2 faktöriyel artı 2 faktöriyel bölü 8 çarpı 2 faktöriyel. Bu sefer 1 koymayalım. Normal işlem yapalım. 4 kere 3, 12. 12 tane 2 faktöriyel artı 3 tane 2 faktöriyel artı 2 faktöriyel bölü 8 tane 2 faktöriyel. 12, 3 daha 15, bir daha 16 tane 2 faktöriyel bölü 8 tane 2 faktöriyel. Biz buna 2 parantezini almadı düşünebilirsiniz. 2 faktöriyel parantezini alsam 12, 3 ve 1 kalır burada çünkü 1 var. 12, 15, 16. Şimdi sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın ne geliyor? 16 bölü 8'den cevabımız kaçtır? 2'dir diyoruz. Ve geldik arkadaşlar diğer bir sorumuza. Birazcık daha zor gibi görünüyor. Aslında değil. Ben yeter ki öğreneyim faktöriyelleri birbirine benzetmeyi. Ondan sonra sadeleşme kalıyor. Hemen n artı 2 bölü n artı 1. Küçük olan kim? N artı 1. O zaman n artı 2, bir geri gel. N artı 1 benzettim. Faktöriyel bölü n artı 1. Faktöriyel. Şimdi artı n artı 1 ve n kime benzeteceğim? Küçük olan n, o zaman n'e benzeteceğim. Hemen şöyle yapalım. N artı 1, bir geri gel. N benzeteceğimi buldum. Faktöriyel yapıştırıyorum. Bölü n faktöriyel. Eşittir 18. Arkadaşlar gitti mi bunlar? Gitti. O zaman burada da bakın bunlar da gitti. Burada ne kaldı? N artı 2 artı n artı 1. Bu kaça eşit? 18'e. n 2n artı 3 eşittir 18. Evet, hemen baktığımız zaman o zaman ne gelir burada? N artı 1, n artı 2, 2n artı 3 18. 2n eşittir 15. Her tarafı böldüğümüz zaman n değerimiz kaçtır? 15 bölü 2'dir sonucumuz arkadaşlar. Ama burada bir hata var. Şöyle bir hata var. Çünkü faktöriyellerde en tam sayı olması gerekiyor. O yüzden hemen şöyle bir notumuzu yazalım arkadaşlar. Faktöriyellerdeki en tam sayı olur. O yüzden bunun cevabı
15 bölü 2 bulmuşuz ama buraya 15 bölü 2 demememiz lazım. Mesela buraya 17 desem tam sayı çıkması lazım. Neden? Şundan dolayı. Çünkü n faktöriyeldeki n kesinlikle tam sayı olmak zorunda. Hiçbir zaman, hatta pozitif tam sayı, doğal sayı diyelim. Tam sayı demeyelim buraya, doğal sayı diyelim. Neden olduğunu da vereyim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şunu sileyim. Pozitif doğal sayı ya da direkt doğal sayı. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Eğer faktörelin içerisindeki n negatif bir sayı olamaz asla arkadaşlar. Şöyle verdiğim zaman eksi 2 faktöriyelde bir ibare olmaz. Olmaz. Ama bakın bu olur, eksi 2 faktöriyel. Çünkü bu eksi 1 çarpı 2 faktöriyel demektir. Buna dikkat edin. Veya 3 bölü 2 faktöriyel diye bir ifade olmaz. Olmaz. Ama 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olur arkadaşlar. Bu iki ifadeye dikkat edin. Ve bu soruda bunu da görmüş olduk diyorum. Ve böylelikle arkadaşlar faktörenin ilk bölümünü bitirmiş olduk. Hocam TYT sorularında veya denemelerde karşımıza böyle sorular gelmiyor demeyin. Temeli budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda işte o TYT tarzı soruları inceleyeceğiz. Sen bunu öğrendin mi? Öğrendim. Ondan sonrası kolay. Artık korkmamayı öğrenmen lazım matematikte. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.